Evet arkadaşlar merhaba. 5 Ekim 2021 Salı günü. Yabancı yarışlarda gündüz programında Leicester'dayız. Leicester İngiltere'de biliyorsunuz epeydir yoktu. Şimdi tekrar böyle periyodik olarak koyuyorlar zaten İngiltere'de de. 8 koşulu bir program var normal şartlar altında ama biz 7 tane koşu var. İkinci koşudan itibaren 7 koşulu bir programdayız. Birinci koşu 16-12'de şartlı 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim piste çıkacaklar. Burada banko ile başlıyoruz güne. 2 numaralı Possible Ambition Jason Hart'la. Burada her ne kadar Apprenti de olsa bu ilk ikiye girecektir. Tabii ki 1 numara ile beraber çekişecektir. Burada 2 numara bizim 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar için bankomuz arkadaşlar. Evet ikinci koşuda şimdi 16.47'de. Burada handikap 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre için piste çıkacaklar. 12 tane safkan içerisinde alternatif banko ile başlıyoruz ve 3 tane de üzerine at vereceğiz. Mümkün mertebe kısa tutmaya çalıştık tabii küçük yani kupon oluşturmaya çalıştık. Ama tabii ki yani fizyonomisi neyse arkadaşlar onu uyguluyoruz. Hani bunun dışında böyle yani tek küçük kuponla harikalar yaratma gibi bir lüksümüz yok veya bir sözümüz de yok, bir garantimiz de yok. Bu yarış dünyası, bahis dünyası sonuçta her an her şey olabiliyor. Zaten bunu araştırdığınız zaman para kazanıyorsunuz. Ve şimdi burada 3 numaralı Irish Legend, normal şartlar altında James Doyle'un bindiği bu safkan. See the Stars yavrusu zaten, saf bir İrlandalı. Normal şartlarda bu koşuyu kazanması lazım. Bizim burada alternatif bankomuz arkadaşlar. Bu at düştüğü takdirde 4 numaralı Western Alliance Kingman yavrusu Daniel Tudop'la kesinlikle devreye girebilir. 12 numaralı Colissi. Bu da orijinal bir safkan arkadaşlar. Hayatında 5 defa koştu. Bir tane birinciliği var. Willem Hagas gibi bir antrenör grubu yetiştiriyor. Hiç de yaban atılacak bir safkan değil. 12 numaralı Colissi Tom Morcant'la ve 2 numaralı Lunar Jet diyoruz. Phil Dennis'le bombacı filmimiz bizim iki tane birincilik yapmış 2020 yılın sonlarında. Safkan ondan sonra Safkan'da bir tık yok ama Phil Dennis'i bindirdiklerine göre üzerine bir beklentileri var, sürpriz beklentileri mutlaka. Tabii ki geri olanlar 1 numaralı Sky Defender'da Joe Fanning'in bindiği. Bu 2000 metreyi nasıl kaldıracak bilemiyoruz ama biliyorsunuz Joe Fanning de nicelerin jockey arkadaşlar. Herhalde tahminim 50'nin üzerindedir yaşı. Evet, burası 3 alternatif bankomuz normal şartlar altında Irish Legend'den çok güzel bir koşu bekliyoruz. 4, 12, 2 ve 1 de tabii ki arkasından yer olanlar için 7 de ilave edilebilir. Yani zor bir ayak gerçekten ikinci koşu. Evet 3, 4, 12, 2, 1 ve 7 bunlar geniş kuponlar için arkadaşlar. Normalde 3 alternatif banko 4, 12 ve 2 normal şartlarda yetiyor aslında. Evet, üçüncü koşu ikinci ayak yani handikap 3 yaşlı İngilizler 2400 metre bu uzun metrajlı bir koşu. Şimdi burada da 1 numara normal. Şimdi bakın 3'e böleceğiz burayı da 7 at ama tabii kesenize göre hani uygun olmasına dikkat ediyoruz. 1 numara Line of Descent Andre Atsene ile bugün bir tek Andre Atsene burada koşuyor. Burada at biniyor koşuyor derken Andre Atsene Şeyh Muhammed Obay'ın atını biniyor zaten. Baktığımız zaman burada 1 numara Line of Descent alternatif banko arayanlar için ideal. Buna tek bir rakip var. 5 numara Hey Teacher James Toy'la. Üçüncü biniciliğini yapacak mı? Biraz zorlanabilir arkadaşlar. Bunu da pas geçtiğiniz takdirde sürpriz kalıyor eğer sürpriz arayanlar. 7 numara Zhang Fei Callum Shepard'la ve 3 numaralı Forza Orta Kevin Stott'la. Yani ben şöyle söyleyeyim. Buradan anladığımız kadarıyla bana göre 1 numaralı Line of Descent'ın gelme olasılığı çok yüksek. Yani bunlar yani rakiplerine baktığınız zaman bir de 1 numaraya bakıyorsunuz. Burada Andre Atsen ile çok büyük şansa sahip.
Banko olması çok daha muhtemeldir. 1, 5, 7, 3 genel anlamda baktığınız zaman dikkat edilmesi gereken safkanlar. 4. koşudayız. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1000 metre kısa mesafeli. Bu koşuda 9 tane safkan start alacak. Şimdi arkadaşlar 9 tane diyorsunuz. Ama biz 5 tane safkanı burada ön plana çıkarttık. Çok dikkat etmek lazım. Burada ilk öncelikle Ecureller, Blue de Vega, Tom Morcant'la ve 8 numaralı Benefit Street, Max Venny zaten Apprenti. Onun bir fonksiyon olduğunu düşünmüyoruz. İlk grup atımız onlar. 5 numaralı Stars in the Night, Kevin Stott'la. 9 numaralı For a Day, Tyler Hurt'le. Tam eksi 5 kilogram almış bu Apprenti, Tyler Hurt. Apprenti arkadaşlar bu beyefendi. Ve 3 numaralı Just Glorious Gina Mangan'la, o da eksi 5 kilogram almış. O da bayan jockey. Daha doğrusu apprenti, o da eksi 5 kilogram apprenti indirimi almış. Ve son olarak da 7 numaralı Phoenix Star diyoruz, Louis Edmonds'la burada. Şimdi tabi burada daha da sürprize girdiğiniz zaman Laura Pearson'ın bindiği 4 numara var. Yani burası 1, 5, 9, 3, 7 artı 4 diyoruz arkadaşlar. Dikkat etmek lazım buradaki bu safkanların dağılımına. 5. koşu handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 11 tane safkan yer alıyor ve 5 tanesini bize veriyoruz. 4 numaralı Mary Secret, Phil Dennis'le ilk atımız. 6 numaralı Lord Bridge Boy, Nathan Cullen'la. 2 numaralı Donna Forever, Louis Catton'la. 9 numaralı Donya, evet, Martin Davyer'la ve eksi 5 kilo indirimle Gina Mangan yine devrede. Yanak bir şu takıyor safkan. Glamorous Crescent. Arkadaşlar mutlaka yazın bu safkanı, 10 numarayı. Kesinlikle bu safkan eksi 5 kilogram almış. Yani normalde 58'de katılacağı yarışta 1200 metre çok da hani koymaz bu, ama bir şekilde Gina Mangan'da bu atın geliri var. 4, 6, 2, 9, 10 diyoruz buraya. Burası için yeterli diye düşünüyoruz arkadaşlar. Dikkat etmek lazım buradaki atlara. Hiçbir fonksiyonu olmadığı gözüküyor ama çok iyi bir orijine ve çok iyi bir jockey üzerine binen bu safkanın biz neden bu yarışa katıldığını anlamış değiliz, ama inşallah bizi ters köşeye yatırmaz. Bakın çalışmalarını İngiltere'de göremiyoruz. Öyle bir kaynak yok İngiltere'de. Hani Amerika gibi değil veya Türkiye gibi değil, çok gizli kapaklı yapıyorlar çünkü çok fazla orada farm var, yani oradaki hara var, işte bir çiftlik var, yetişme çiftliği var veya kendi sahipler olduğu atı saklayabiliyorlar. Yani bildiğiniz arazide idman yaptırıyorlar atlara, böyle bir jokeyli olarak hani şeyde değil, hipodromlarda biz izliyoruz ya, işte şu kadar yaptı, bu kadar yaptı. Orada bildiğiniz bu arazide, yani bir tarlalarda böyle öyle yerlerde, yani öyle bir iki görüntü vardı, ben de sonra paylaşırım size. O yüzden hiçbir şekilde safkanların hangi durumda olduğunu bilmemiz mümkün değil performans açısından. Sadece elimizde eski yarışları var ve işte yapmış oldukları performanslar var. Hangi çime yatkın, hangi yarışlarda boy göstermiş. Sentetikte mi dayak uçuk, bunları görebiliyoruz Allah'tan. Bu Şangayrak bakalım nasıl bir sürpriz hazırlanıyor. Dikkat edin arkadaşlar diyoruz. 4, 6, 2, 9, 10 ve yer olanlar 7'yi de baksınlar diyoruz arkadaşlar. Evet, 6. koşudayız. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metrede 10 tane safkan start oluyor. Burada 6. koşuda 4 tane safkan var. 7 numaralı Enderman Graham Lee ile 8 numaralı Louis Dreyes, Laura Pearson, 1 numaralı Holbach, Tom Marquardt ve 3 numaralı Cap Columbus, Colum Shepherd'la 7, 8, 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Burada Enderman'dan iyi bir koşu bekliyoruz. Jockey'i Mehmet Kaya ile dermişim, Graham Lee ile. Evet, 7, 8, 1, 3 arkadaşlar burası. Son koşudayız. Apprenti koşusu. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Tam 17 tane safkan var ve bir tane de bizim bankomuz var. 5 numaralı Main Knight, yani jockey kıvamındaki bu apprenti Callum Hutchinson'la.
Evet, Atiba Hutchinson, Callum Hutchinson arkadaşlar. 1400 metre çim pistte çıkacaklar ve Callum Hutchinson burada golü atacaktır diye düşünüyoruz. Main Knight'la bizim bankomuz arkadaşlar. Evet, burada Leicester'la ilgili söyleyeceklerimiz noktalıyoruz. Diğer videolarımızda Türkiye'deki bu Adana ve Diyarbakır'la ilgili videolarımızda yayında zaten. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.